Ya da bir kız arıyor, mesaj gönderiyor. Diyor ki hocam, falan konuşmayı dinledim. Tesettüre büründüm. İslam kıyafetini aldım. Bir akşam İslam kıyafetiyle eve geliyorum. Sitemize girdim. Öyle bir sitede yaşıyoruz ki biz. O siteye dışarıdan İslam kıyafetiyle birisinin gelmesi bile neredeyse yasak. Öyle bir ailenin kızıyım ben. Zili çaldım, annem babam beni İslam kıyafetiyle görünce çıldırdılar, akıllarını kaybettiler, kendilerine hakim olamıyorlar. Dediler ki sen bu sitenin, sen bu ailenin, sen bizim kızımız olamazsın dediler. Ya bu kıyafeti çıkaracaksın ya da bundan sonra bizim ailenin ferdi kızı evladı olmayacaksın. Bu kız çocuğu anne babayı orada bırakıyor. Allah'ın emrini tercih ediyor. İşte imanı o kız çocuğunun örtüsünde arayacaksınız. Hani bir tarafta açılamadığından dolayı kapanan Yahudilerin cumartesi yasağında olduğu gibi örtüyü yukarıya doğru çeken, başörtüsünü buralara sokan, İslam kıyafetini, cilbabı eteğe, cegete dönüştüren bir tarafta örtündüğünü zanneden zavallılar var. Ama karşı tarafta öyle bir sitenin içerisinde cilbaba bürünen Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, Hazreti Mus'ab gibi annesi, ailesi biz böyle bir Müslüman evlat kabul edemeyiz dediği zaman... Ev sizin olsun, Rabbime isyan edemem diyen kız çocuklarının hayatında arayın imanı. O teslimiyet, bütün varınızla Hakk'a, onun talimatlarına ittiba edecek Müslüman.